Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi nasıl 30 rütbe karakteri yapacağınızı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çünkü her 30 rütbe videosu attığımda arkadaşlar çok fazla kardeşimiz abi ben daha 25 yapamıyorum falan filan diyen çok fazla kardeşimiz oluyor. Gerçekten zaten bütün yorumlara bakıyorum. Hepsine de kalp atıyorum arkadaşlar. Mümkün oldukça hepsine dönüşte yapıyorum arkadaşlar. Açıkçası ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok böyle 30 rütbe ya da kupa hayranı bir insan değilim yani. Ben kupa da kasmıyorum. 30 rütbeyi de sadece video için yapıyorum. Onu da eğer ki istiyorsanız yapıyorum zaten. O yüzden zaten çok fazla da bir 30 rütbem yok yani. Gerektiği kadar en azından oyunculuğum kadar yok diyebilirim. Her neyse şey arkadaşlar. Onun dışında yakında YBC ile 1v1 attığım video var arkadaşlar. Gerçekten var yani. Bunu şey olarak sormayın. Belki kanalı İlk defa izlemeye gelen bir kardeşimiz olmuş olabilir. Yani bizde kurgu ya da clickbait falan yok. Her neyse arkadaşlar. Biliyorsunuz ben dün topluluk attım. Toplulukta arkadaşlar hasta olup da video atamayacağımı söylemiştim. Ve atamamıştım doğal olarak. Arkadaşlar korona olmuşum yani yapacak bir şey yok. Zor bir dönem açıkçası. Birazcık zor bir dönem ama ben zaten normalde de... Bir dakika oğlum ya, Piper var karşıda. Ben zaten normalde de arkadaşlar ananı avradını. Ya abi ya çok bok yolunu öldük ya. Ben sağdan gideceğim. Ben normalde de arkadaşlar zaten senede bir iki kere falan hastalanıyorum ama çok çok kötü hastalanıyorum. Yani korona da tabii kötü bir hastalık yani zorlayıcı bir hastalık. Ben birazcık daha alışkınım aslında zorlu hastalığa çünkü dediğim gibi yani senede bir iki kere hastalanıyorum ve onu da çok sağlam hastalanıyorum. Konuyu da fazla dağıtmadan arkadaşlar 30 rütbe yapma konusuna geçelim. Nasıl yapabilirsiniz? Ya da ben nasıl yapabiliyorum? Ya da iyi oyuncular ne şekilde yapıyor? Genel olarak hepsi de az çok aynı şekilde yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genel ananı avradını 2v1 kaldım. Ya temizleseydim onu iyiydi. Şimdi ben adamlar rush atmasa da kazanıyor ki. Yani evet onu aldım da. Aa 1v1 kalmışız lan, aldım onu. Güzel güzel. Matchmaking olayı var arkadaşlar. Konuyu fazla dağıtmayayım da biraz fokus atıyorum bazen maçlara, kusura bakmayın. Matchmaking olayı var. Zaten YBC videosunu çekmişti, duymayanınız kalmamıştır. Fakat onun farklı farklı olayları var arkadaşlar. Şimdi siz bir karakteri 30 rütbe yapmak istiyorsunuz. Ben şu karakteri 30 rütbe yapacağım abi diyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken arkadaşlar matchmaking temizlemek. Eğer ki yaptığınız moda göre bu çok değişiklik gösterebilir. Evet bunu kestim de hasar olarak da ben öndeyim. Arkadaşlar matchmaking temizlemeniz gerekiyor, tamam mı? Matchmaking'i ne şekilde temizlersiniz en kolay şekilde ve ne saatlerde çok daha kolay temizlenir? İlk konumuz bu çünkü matchmaking çok önemli bir olay. Şimdi arkadaşlar matchmaking şöyle bir olay, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Arkadaşlar bir düşman, bir rakip yani sizlere 24 saat içinde bir kere yani karşınıza gelebiliyor. Tamam mı? Ve 750 ile 800 falan civarı o kupalarda çok fazla kişi oynamadığı için, çok fazla o kupalarda insan olmadığı için arkadaşlar genel olarak karakterlerde çok fazla da oyuncu olmuyor. Tabii ki de yine çok global bir oyun olduğu için ya da çok fazla oynanıldığı için yine de çok fazla var arkadaşlar ama genel itibariyle diğer kupalara göre tabii ki de çok çok daha az oluyor arkadaşlar. Yani matchmaking temizleme olayı minimum 750 kupa üstü oynamalısınız arkadaşlar. Onun dışında ne şekilde çok hızlı temizleyeceğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar diyelim ki biz Duo'da gireceğiz ve Duo'da temizleyeceğiz değil mi matchmaking'imizi? Bunu ne yapmalıyız arkadaşlar? Mesela ben genelde Hasan'la Duo giriyorsam arkadaşlar hesaplaşmada bir karakteri 30 rütbe yapıyorsam Hasan'la giriyorum. Arkadaşlar ikimiz de mesela hesaplaşma, çift hesaplaşma randomlarla gidiyoruz. 750 kupa üstü. Siz tabi bunu farklı bir arkadaşınızla da girebilirsiniz. Ne olmuş oluyor? İkimizin de matchmaking'i mesela ben bir saat girdim değil mi matchmaking temizledim. O da bir saat girdi matchmaking temizledi. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Zaten doğal olarak 2 saatlik matchmaking'imiz temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Yani kupa kasacağınız arkadaşınızla bu şekilde yapabilirsiniz. Biz genelde zaten bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlar
çok geç saatlerde yapmanız çok daha doğru olacaktır. Fakat biz ne şekilde yapıyoruz diye sorarsanız, biz 12 civarında oyuna giriyoruz abi, tamam mı? 4'e kadar matchmaking temizliyoruz. Biz zaten sesli de girmiş olduğumuz için arkadaşlar. Bir de zaten 1000 kupayı da böyle sohbet ederek yaptığımız için mesela 4'e kadar falan zaten matchmakingimiz tam olarak tertemiz olmuş oluyor. Çünkü geç saatlerde zaten bir de yüksek kupalarda harbiden çok çok az oyuncu oluyor arkadaşlar. Normale göre çok çok az oyuncu oluyor. Yine de çok fazla çok az olmuyor da. Arkadaşlar biz zaten 4'e kadar temizlemiş oluyoruz. 5 ile 6 civarı, hatta 4 ile 6 civarı 600 kupa falan adam atıyor resmen. Biz zaten o saatlere kadar genelde ya yapmış oluyoruz ya da 900 kupa falan olmuş oluyoruz. En az 900 kupa oluyoruz zaten. Yani o civarlarda arkadaşlar, saat olarak o civarlarda tabi matchmakinginiz de temizse harbiden neredeyse bot atıyor diyebilirim yani. O kadar matchmaking temiz oluyor. Onun dışında arkadaşlar map çok çok önemli. Benim en sevdiğim map ve bana göre çift hesaplaşmada en kolay 1000 kupa karakter yapılacağı map. Konuşamıyorum fazla oğlum ya, bu korona her şeyimizi belledi, yemin ediyorum. Issız şelale arkadaşlar, gerçekten yüksüz ve adaletli diyebileceğim bir map arkadaşlar. Burada kesinlikle sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta hemen taktikleri buranın size veriyorum arkadaşlar. Geldiğinde garanti yapın. Öncelikle zaten matchmaking olayından bahsettim. Temizlemeniz gerekiyor. Mr. Fee oğlum ben konuşamıyorum değil ya. Korona harbiden belledi beni ya. Zaten bu yan belirtisi arkadaşlar, şey olarak konuşmada bozukluk, her neyse. Mr. P, Stu, Byron arkadaşlar. Bu karakterler burada gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Bir de Ruffs da bu aralar çok iyi gidiyor. Tick, Sprout. Bu karakterler burada harbiden güzel giden karakterler. Tabii ki de komplar farklı farklı. Byron, Mr. P mesela biz yapmıştık. Mesela ben Mr. P yaptığımda yanımda Byron vardı. Byron'ı yaptığımda da yanımda Mr. P vardı. Ahmet vardı Sepultura. Her neyse arkadaşlar, diyelim ki biz giriyorduk. Ben Byron'dım, tamam mı? Direkt buranın taktiğini size söylüyorum arkadaşlar. Şöyle doğuda mı girdik? Sola da mı girdik tam? Aga solo girmişiz ya. Neyse, o zaman ben yine de bahsedeyim arkadaşlar en azından. Diyelim ki bu kenarda doğdunuz değil mi? Burada doğdunuz diyelim ki arkadaşlar. Zaten genelde 5 tane takım oluyor. Genelde değil, her zaman. Doğuda 5 tane takım oluyor arkadaşlar. Burada doğduysanız arkadaşlar, ya direkt ortaya gidin. Ortayı direkt kapın, tamam mı? Ya da buraya gelin, tamam mı? Çünkü alt taraf muhtemelen size saldırılığı var. Ve üst tarafta arkadaşlar sizi darlar, direkt ortada kalırsınız. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir taktik biz geliştirdik. İki kişiyiz. Direkt buraya giriyoruz. Gelen geçen yoksa ben kendimi gaza öldürtüyordum arkadaşlar. Ondan sonra yükümü de Ahmet almıyordu. Ahmet de buraya giriyordu. Ben geldiğimde mesela yükümü alıyordum, anladınız mı? Beleşi büyük almış oluyorduk. Biz bunu iki yük yapıyorduk. Belki çok sıkıntı olmazsa, yanımızda adam falan yoksa yani. O şekilde iki yük yapıyorduk ve bu map de yüksüz bir map olduğu için iki yük gerçekten çok çok yani fazla şey ifade ediyor. Bu tarz taktikler uygulayabilirsiniz arkadaşlar. 3'e 3'lüde de yapacaksanız arkadaşlar, 3'e 3'lüde de zaten 3 kişi, eğer ki takımınız varsa 3 kişi yani şey yapabilirsiniz, yine matchmaking'i farklı bir şekilde randomlarla temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer ki bir takımınız yoksa, yani randomlarla 1000 kupa yapılmaz abi. Solo da yapabilirsiniz. Solo'da da yine matchmaking'inizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Geç saatlerde dediğim gibi yani doğuyla aynı mantık tabi. Solo'da ben genelde solocuydum eskiden, en azından. Hala da solucuyum aslında bir açıdan da. Şöyle diyeyim arkadaşlar, karakterinizin harbiden o map'e en uyumlu karakter olması gerekiyor. Yoksa işiniz çok çok zor arkadaşlar. Eğer ki bir takımınız yoksa, yani bunu sizlere söylüyorum. Solo da yapın abi, başka türlü çıkarı yok. Üçlü de arkadaşlar harbiden, mesela biz matchmaking temizlerken gidip de çok fazla, yani biz mesela bir kakastığımızda kesin dünya ilk onundan birisine garanti yani neredeyse denk geliyoruz arkadaşlar. Ya güncel olarak da ilk ondadır ya da muhakkak girmiştir zaten, biliyorsunuz. Hayra'ya, YBC'lere falan da çokça denk geldik. Doğal olarak yani çok fazla geri zekalı insan olduğundan dolayı
Ghostmasking çok fazla oldu. Halbuki denk gelmemiz aslında normal bir şey. Abi yani normal bir şey, büyütülecek bir şey değil arkadaşlar. Çünkü belli maplerde biz de kasıyoruz, onlar da kasıyor. Çünkü belli güzel mapler geldiğinde arkadaşlar 1K yapmak çok kolay olduğundan dolayı onlar da biz de aynı map'te kasıyoruz ve denk geliyoruz. Yani bu kadar basit bir olay aslında arkadaşlar. Onun dışında zaten dedim mi bilmiyorum. Dememişsem de video başında eklemişimdir. Yakında YBJ ile 1v1 attığım videoda gelecek arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir videoydu. Kesinlikle o yüzden kanala abone olup bildirimleri garanti açın. Eğer ki aboneyseniz de kesin bir bildirimleri kontrol edin yani, açık mı değil mi diye. Şu anda telefon GG is coming oluyor, evet. Yani anlamadım, çok fazla orada kastı. Bulcuk, bulcuk, bulcuk. Kaçışın yok benden. Yakında ya beceri de zaten kanalı bilmeyenler için söyleyeyim. Bizde clickbait ya da kurgu falan yok arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, yani benim diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ki yani gerçekten çok yararlı bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Ben bu şekillerde yapıyorum. Genel olarak özet çıkarırsanız doğru map, doğru karakterler, temiz bir matchmaking ve mümkünse gece saatleri kesin yaparsınız diyorum arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Konunun genel olarak özeti bu yani. Geriye sarılıp tekrardan da dinleyebilirsiniz. Her neyse, kanala abone olun. Bildirimleri kesin açın. Yakında dediğim gibi 1v1 attığım YBJ ile video gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.